Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Ofansif Oyun Kurucu YouTube kanalındasınız. 1860 Münih kariyerimize uzun bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaklaşık bir ay, belki bir aydan da fazla oldu. Tatile çıkmıştım, Türkiye'deydim. Ondan dolayı kariyere biraz ara vermek zorunda kaldık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii benim de bu kariyeri hatırlamam gerekiyor biraz. Öncelikle şöyle bir fikstürümüze gelelim. Bir önceki bölümde nerede kaldığımıza bir bakalım hep beraber. Bir önceki bölümde Vehem VSPA'den garibiyetiyle kapatmışız ama çok iyi bir yerde kapatmamışız. Önümüzdeki iki maç zor geçecek. Bayern Münih'le deplasmanda oynayacağız. Münih derbisine çıkacağız. Sonrasında da Interleyin'e deplasmanda Şampiyonlar Ligi lig etabı mücadelesine çıkacağız. Şampiyonlar Ligi'nde durumumuz nasıl? 3 maç sonunda bir garibiyet 2 mağlubiyet almışız. Manchester United'ı evimizde kaybettik. Real Sociedad'a deplasmanda 1-0'lık skorlarla kaybettik. İki tane mağlubiyet aldık. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de galibiyete ihtiyacımız var. Ama bu galibiyete inter maçında ulaşır mıyız bilmiyorum. Zor bir maç olacak. Deplasmanda oynayacağız. Sonrasında Mainz mücadelesini yaparız hep beraber. Kendi evimizde oynayacağız. Hoffenheim maçını yapar. Nice maçıyla da bu bölümü kapatırız diye düşünüyorum. Nice maçını koyabilir miyiz? Emin değilim. Nice maçında oynarsak eğer 5 maç olur. Ama bakalım başlayalım gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz bu bölümde. Şimdi ilerlemeden ben takım dinamiklerine de bir bakmam lazım. Burayı unuttum çünkü oyuncuların durumu nasıl? Antrenmandan dolayı endişeli olan çok fazla oyuncumuz var. Bunun sebebi nedir? Şöyle bir oyunculara bakacak olursak. Bireysel antrenmandan dolayı şikayetçi Leo Borges. Onun bireysel antrenmanını kaldıralım. Onun dışında Caritos da yine bireysel antrenmandan dolayı şikayetçi. Defansif pozisyon alma çalışıyor. Peki tamam bir süre çalışmasın. Diğer oyuncular da aşırı kuvvet antrenmanlarından dolayı şikayetçiler. Şurada takvimde bir sonraki haftaya zaten çalışmayacaklar. Ondan sonraki hafta şuraya kendi antrenman sistemimizi koyup şuraya da sürat ve çabukluk diyelim. Tamam burası böyle kalsın. Oynatılma süresinden dolayı mutsuz olan oyuncular var mı? Evet Kick 1 oynatılma süresinden dolayı endişeli. Ilyev ve Gendry'e de muhtemelen yeni sözleşme isteyecekler. Onun dışında takım dinamiklerinde her şey yolunda. Şimdi Bayern Münih maçı için gözlemci raporu geldi mi? Henüz gelmemiş. O zaman biz bir tık ilerleyelim bakalım Bayern Münih için gözlemci raporu gelecek mi? Ama gelmiş de olabilir o. Belki ben onu atlamış olabilirim. Evet şurada Bayern Münih'in gözlemci raporu var. Üçlü bir savunma sistemiyle oynayacaklar. Şöyle bir veri merkezinden oyun sistemlerine bakalım. Topa sahip olarak oynayacaklar bek oyuncularını kanat bek olarak kullanacaklar. Orta sahadaki oyunculardan bir tanesi ofansif oyun kurucu, diğeri de medsal olarak oynayacak. Yani bu oyuncular da dinamik olacaklar, ileriye katılacaklar. Zaten bek oyuncuları da kanat bek olduğu için onlar da ileriye girecekler. Yani bu durumda ne olacak? 6 tane oyuncu ile hücum yapacaklar. Şimdi üçlü stoperle oynadıkları için savunma yaparken dar alanı korumaya çalışacaklar. Bu maçta erken ortaları kullanmak o açıdan faydalı olabilir. Çünkü merkezi delmekte oldukça zorlanırız. İki tane kenar stoper bir de gizli libero ile oynuyorlar. Bu oyuncular dar alanda savunma yapacaklar. Merkezi bu maçta delemeyiz. Onun için kanatları daha etkili kullanmaya çalışmamız lazım. Şimdi zayıf yönlerde neler diyor. 12 asistin 4 tanesi ara paslarından kaydedilmiş. 12 asistin 4 tanesi ceza sahasının içinden kaydedilmiş. Aslında buradaki raporda zayıf yönler benim tahmin ettiğimin dışında. Yani ben dar alanı savunurlar ceza sahasının içine çok sokmazlar bizi diye düşünüyordum ama ceza sahasının içinden asistler yapılmasına izin vermişler. Belki yine bu maça 4-4-2 taktiğimizle çıkabiliriz. Bu şekilde bir 4-4-2 uygulayabiliriz. Rakip ceza alanına paslaşarak girmeye çalışabiliriz. Zaten ceza alanına sokuyorlar rakiplerini. Biz de rakip ceza alanında etkili olmaya çalışabiliriz. Evet, maç günü taktikte yine ufak tefek değişiklikler yapabiliriz. Bayern Münih maçına doğru ilerleyelim. Bayern Münih maçına gitmeden önce Almanya Kupası'nda 3. tur kura çekimi yapılıyor şöyle bir rakibimizin kim olacağına bakalım beraber. Tüm takımları eşleştir dedim ve Hertha Berlin'le eşleştik. Kendi evimizde Grunwalder Strasche'de Bundesliga 2 takımlarından Hertha Berlin'le oynayacağız 3. tur mücadelesine. Şimdi bizim için zor bir mücadele Münih derbisi. Münih derbisinde yönetimimizin ve taraftarımızın beklentisi mağlup olmamız. Yani şu ana kadar Bayern Münih'e karşı galibiyet alamadık. Beraberliklerimiz var ama galibiyet alamadık. Onun için yönetimin ve taraftarın bu ümitsizliğini anlayabiliyorum. Şöyle bir maça doğru ilerleyelim. Yine tabii elimizden geleni yapacağız. Münih derbisinde bu sefer puanlar almaya çalışacağız. Ama en azından bir puan da alsak bizim için yine kafi. Şöyle bir kadromuzu yerleştirelim bakalım. Şimdi bu maçta Mika oynatabiliriz. Gendre'yi oynatmayacağım bu maçta. Onun yerine Burke'yi sağ görevlendireceğim. Burke'nin de maç yükü arasında. İsmail Cömert'le çıksak nasıl olur? Gel be İsmail. Hadi bakalım. Sol tarafta Loko olacak. Şimdi Osto içi oynatmayacağım. Onun da maç yükü ağır. Osto için yerine Makati. Makati'nin de maç yükü ağır. Herkesin maç yükü ağır. Dio'yu şuraya çekelim. Vandarlan kalsın. Vandarlanı bu maç üzerinde mi? Şöyle diyelim kişiselleştirilmişten çalışkan kanat oyuncusu destek diyelim. Sugo yerine de Lamin Kamara ile oynayacağım ya. Yani bu maçta biraz fazla rotasyon yapıyoruz, risk alıyoruz ama sonrasında da Inter maçı var. Yani Münih derbisi de önemli. Ama sürekli aynı oyuncularla oynuyoruz. O da oyuncuları yıpratıyor. Onun için bu maçta rotasyon yapacağım. Harit'i de yedekler arasına alalım. Son yedekimiz de kim olsun? Valleo olsun? Hadi vallahi olsun. Tamam hazırız. Maça doğru gidelim bakalım. Şimdi soyma odasına girdik. Şöyle bir yumruğumuzu sıkalım. Oyuncularla bir konuşalım. Mevkiler bazında da konuşalım. Evet oyuncularımızı etkilemeyi başardık. Hadi bakalım. Uzun bir aradan sonra 1860 Münih kariyerimizde ilk maçımız Münih derbisi. Fazlaca rotasyon yaptığımız bir maç pozitif futbolda kalmış oyun anlayışımız ama bunu denge değiştirelim dengeli bir oyun anlayışıyla oynamaya çalışalım. Oyunculara bir de başarabilirsiniz çocuklar diyelim. İlk şut rakibimizden geldi ki isabetli bir şut gönderdiler. Maç momentumu onlardaydı. Maç momentumunu elimize geçirmeye çalışıyoruz. Ama ilk highlight onlardan geldi. Top direkte patladı. Offside mı? Evet offside. Evet ilk yarıda rakip kaleye şut gönderemedik henüz. Bayern Münih'in 5 şutu var. Bir tanesi isabetli. Toplu oynama konusunda iyiyiz. İki tane şut attık şimdi. Biri isabetli 0-28'lik gol beklentisi getirdi bu şutlar. Haydi çocuklar başarabilirsiniz. Yalnız Bayern Münih de iyi oynamıyor. Onlar da isabetli şut konusunda bayağı problem yaşadılar. Şimdi Alfonso Davis ileri doğru gönderdi. Ofana döndü merkeze Dio'ya. Onun pası Mika. Tekrar Dio. Çok kötü bir pas Dio. Mazrui girdi araya. Loco'nun müdahalesi Turan'da kaldı. Matistel. Şimdi Sané dar açıdan bitirdi. Attı. Golü attı. Sané'nin golü 1-0 geriye düştük. Kalemizi şu ana kadar iyi savunmuştuk ama bu pozisyonda iyi geldiler. Bizden arka arkaya hatalar gelince kalemizde gol oldu. Loco burada kaydı ama top rakipte kaldı. Sonrasında Kane'in tek pası arkaya kaçırdık. Sané de bizi cezalandırdı. Evet 1-0 geriye düştük. İlk yarı bu skorla bitecek gibi ki öyle oldu. Biraz daha etkili olun çocuklar. Çok iyi bir maç oynamıyorsunuz dedim. Vanderlan kalsın. Kamara o da kalsın. İlye bir yerine Valleo'yu oyna alalım. İkinci yarıya böyle gidelim bakalım. Haydi çocuklar daha çok çabalayın. Yeterli değil. Acaba biraz hücum genişliğini arttırıp erken ortaları kullanmaya çalışsak mı? Defans'tan kısa pasla da çıkmayalım. Bekler de desteği gelmesin. Erken ortalar kullanmaya çalışalım. Pozitif futbola da döneceğiz. Bize gol ya da goller lazım. Onun için dengeli oyun anlayışında durmamızın çok bir anlamı yok. Yani Bayern Münih bize göre çok daha iyi oynuyor beklendiği gibi. 70. dakikaya kadar geldik. Makati'yi çıkaralım. Dio iyi oynuyor aslında ama Dio'yu da çıkaralım yoruldu. Van der Laan yerine de harita oyunu alacağım. Hadi Kamara'yı da çıkaralım. Esug'a girsin. 80. dakikayı da geride bıraktık. Hücum ağırlıklı futbola dönüp de burada ters ayaklı kanat oyuncusu hücum diyelim. Yani rakip kaleye yüklenmeye çalışıyoruz ama çok tehlikeli ataklar oluşturamadık. 90 artı 4 ve maç bu şekilde bitecek gibi. Evet maalesef Bayern Münih deplasmanında 1-0 mağlup olduk. Yani rakibimiz bizden daha iyi oynadı. Biz çok bir varlık ortaya koyamadık bu maçta. Sözde favori taraf onlar olsalar bile Ezeli rakibimize böyle mağlup olmak son derece sinir bozucu diyeceğim. Böyle devam edeceğiz. Evet maalesef böylece liderlik koltuğunu Bayern Münih'e bıraktık. 28 puanı yükseldiler. Biz 25 puanda kaldık. Dortmund'un şu anda 20 puanı var ama bir maçta eksikleri var. O maçı kazandığı takdirde Dortmund'la aramızdaki puan farkı da 2'ye düşecek. Şimdi burada maçta oynayan oyuncuları şöyle bir seçip bir günlük dinlenme verelim. Şöyle bir fikstürümüze gelelim. Sıradaki maç Inter'le olacak. Çok bir zamanımız da yok. 1-0 mağlup olduk ki Inter maçı da zor bir maç. Bakalım. Sıradaki rakibimiz Inter için de gözlemci raporu geldi. Üçlü sistemle oynayacaklar yine. Şöyle bir veri merkezine bakalım. Tiki taka yapacaklarmış. Kanat bek. iki tane kanat bek ve ön alandaki oyuncularından bir tanesi de kanat oyuncusu olacak. Kanatları kullanacaklar. Sol tarafta kanat forvet kullanıyorlar. Ve merkez orta sahada da bir tane serbest defansif orta sahayla oynayacaklar. Yani zor bir maç, zor bir rakip. Bakalım zayıf önlerinde bize tüyo vermişler mi? 16 asistin 8 tanesi ara paslarından kaydedilmiş. 16 asistin 7 tanesi de ceza sahasının dışından kaydedilmiş. 4-4-2 oynayan rakiplere karşı sıkıntı yaşamışlar. Tamam, sanki bu maçta bu 4-4-2 taktiğimizle çıkabiliriz gibi. 2 tane savaşçı orta saha oynayacağım bu maçta. 4-4-2 o şekilde uygulayalım. Yalnız bu savaşçı orta sahalardan bir tanesine daha fazla risk almasını söyleyeceğim. Kısa paslı oynamalarını istemiyorum. Geniş alanda bu şekilde oynayalım. Hatta şurayı da kaldıracağım. Şöyle bir taktikle çıkacağım. Erken ortaları kullanmak istiyorum bu maçta. Onun için erken ortaları kullanabileceğimiz bir taktik anlayışıyla sahada olalım istiyorum. Evet bu şekilde oynayabiliriz belki. Şu savunma hattını da standarda çevirip daha sık önde savun diyelim. Evet stratejimiz inter maçı için bu olacak. Top rakipteyken neler yapacağımıza çalışalım duran toplar o şekilde kalabilir. Evet Inter maçı için hazırız. Kadromuzda hazırladık. Orta sahada Harit, Dio, Eysugo ve Ostoic oynayacak bugün. Bakalım zor bir maç olacak bizim için ama elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Deplasmanda oynuyoruz onun için. Temkinli oyun anlayışıyla çıkalım. Takımı bildirelim. Maça doğru gidelim. Şimdi yumruğumuzu sıkalım. Rakibimizin kaybedecek çok şeyi var. Bizim yok sahaya çıkın ve onları daha da yıpratın beyler dedim. Oyuncular çok doğralı olmadılar. Evet, oyuncuları bir şekilde motive etmeye çalıştım. Harit ve Vallejo söylediklerimize kulak asmadı. Diğer oyuncular etkilendiler. Hadi bakalım. İtalya'dayız, Milano'dayız. Deplasmanda Interle karşılaşıyoruz. Bizim için zor bir mücadele. Şampiyonlar Ligi'nde şansımızın devam etmesi için bu maçtan puan almamız gerekiyor. Puan ya da puanlar almamız gerekiyor. Korneri kullandılar. Top direkten geri geldi. Bastoni, Ostojiç. Şimdi yani Inter bize göre çok daha iyi başladı maça. Akın akın geliyorlar kalemize. Çocuklara bir başarabilirsiniz diyelim ama topla da çok oynayamıyoruz. Inter ciddi anlamda atak yapıyor şu anda. Maç momentumu tamamen Inter'den yana. Biraz bence zaman geçirmeye çalışalım. Biraz da hücum genişliğimizi daraltalım. Top bizde kalmıyor çünkü. Evet, maç momentumunda biraz biraz kendimizi göstermeye başladık. Hem Fofana hem sarı kart gördüler. Dio kaleye gönderdi Turati. Güzel bir gol olabilir de. Şimdi sağ, sol taraftan korneri Harit'le kullanacağız. Harit ortaya açtı Bastoni. Osto içten önce savunma. Osto iç aldı. Bası verdi Mika. Loco. Highlight kesildi. Yani bir şut gönderebildik rakip kaleye. 0.02'lik gol beklentisi yarattı o da. Rakibimiz Inter çok daha iyi oynuyor. Onlar da isabetli şut konusunda sıkıntı yaşıyorlar ama bize göre çok daha iyi oynuyorlar gerçekten. Yok bu 4-4-2 ile devam etmek çok akıl kârı olmayacak gibi. Biz şöyle 4-2-3-1'e dönmeye çalışalım. Dio'yu forvet arkasına alsak. Valeo sen nasıl oynuyorsun? Valeo da çok iyi değil zaten. Valio'yu oyundan çıkaralım. Onun yerine Enguessan'ı alalım. Evet bu şekilde devam edeceğiz gibi görünüyor. Hadi bakalım. İkinci yarıya gidelim. Bavar. Şimdi savunmadan çıkıyorlar. Sar. Sar. Verdi merkeze doğru. Esugo orada. Esugo yapma. Enguessan top yine rakipte kaldı. Lautaro Martinez. Gendrey. Top inatla rakipte kalıyor. Bu highlight'ın sonunda bir şeyler olacak gibi. Sar. Ortaya açtı. Loco. Dio uzaklaştırın. Dio harit. Harit geriye Mika. Dio kendini gösterdi. Haydi şimdi Banza koşu yap. Banza aldı topu. Geriye Essugo'ya pas. Essugo aradan Banza'ya. Çok iyi pas. Oslo iç bitir. Bitirdi be. Bitirdi be. İşte bu be. 1-0 oldu. Ostojiç attı 1-0 oldu. Rakibi avladık. Çok iyi avladık ama gerçekten çok iyi avladık. 1-0'ı bulduk. Banza, Esugo. Sonrasında Banza tek de çok güzel oynadı Ostojiç'e. Ostojiç de pozisyonu bitirdi. Harikasınız çocuklar. Temkinli oyun anlayışına dönüyoruz. Ostojiç'e de kanat oyuncusu destek mi diyelim? Loco'ya bence standart bek diyelim. O daha mantıklı olacak. Hatta Loco'ya kanat bek savunma bile diyebiliriz. Turam. içeri doğru Lautaro. Yapmayın be. Yedik golü. 1-1 oldu. Tutamadık skoru. Uzaklaştıramadığımız topu ağlara gönderdiler. Tekrardan dengeli oyun anlayışına dönelim. Dion'un ortası. Penaltı hocam. Hocam penaltı. Orada bir itme var. Penaltı kararı gelir. Yalnız penaltıyı kim kullanır? Bir dakika. Penaltı. Dio mu Banza mı? Banza hırslı. Dio da hırslı. Yalnız Dio 6.6 ile oynuyor. Sanki Banza'ya attırmak daha mantıklı gibi. Umarım bu kararımdan pişman olmam. Banza beni pişman etme oğlum. Evet penaltı verildi. Hadi bakalım. Banza topun gerisinde. Banza kullanacak penaltıyı. Haydi Banza. Simon Banza, Simon Banza, Simon Banza. İşte bu be. 2-1 oldu. Banza'nın golüyle öne geçmeyi başardık tekrar. Tenkinli oyun anlayışına dönüyoruz. Şimdi bir dakika. Kanat oyuncularımızı geriye çekelim. Kanat oyuncusu destek ol. Tamam. Bu şekilde devam edeceğiz ve erken ortaları da açabiliriz. Yerden değil, karışık orta açalım. Erken ortaları açıp biraz böyle hani kontradan falan bir şekilde rakibi avlamaya çalışalım. Çok fazla topla oyalanmak istemiyorum. Rakip bize baskı yapacak. Topu aldığımızda direkt ileriye göndermeye çalışmalıyız topu. Başarabilirsiniz çocuklar. Kendinize inanın. 72. Oyuncu değişikliği lazım. Banza'yı çıkaracak mıyız? Banza çok da iyi oynuyor. Banza kalsın. Loco'yu çıkaralım. Van Vanderlan gelsin. Onun dışında Harit yorgun. Harit'in yerine de Boris Zagar alalım mı? Risk mi olur? Ne yapsak? Makati. Böyle bir şey deneyelim bakalım. Haydi çocuklar. Haydi. Skoru tutmayı başarın. Yalnız Inter akın akın geliyor kalemize. 85. dakika artık savunma ağırlıklı oyun anlayışına dönüyoruz. Başarabilirsiniz çocuklar diyoruz. Bütün tuşlara basıyoruz artık uzatma dakikaları son 2 dakika bu iş bitti. Oldu bu iş. Deplasmanda Inter'i 2-1 geçmeyi başardık. Kötü oynadığımız maçta ikinci yarıda yaptığımız taktiksel değişikliklerle rakibi avlamayı başardık. Eller belde. Bugün belki de herkes bu maçı kaybedeceğimizi düşünüyordu ama onları yanılttınız. Helal olsun çocuklar. Evet, mükemmel bir performansla rakibimizi alt etmeyi başardık deplasmanda. Kasamıza 2.8 milyon euro girdi. Şöyle bir oyuncuları seçelim, bir günlük dinlenmeye gönderelim. Sıradaki maçımız Mainz'la olacak, kendi evimizde oynayacağız. Şimdi bu taktik bir dakika şunu bir kaydedeyim ben. Şu şekilde bir kaydedelim burayı. Bu taktik iyi çalıştı. Sanki bir sonraki maça bu taktikle de çıkabiliriz gibi. Yerden orta tamam kalsın evet. Bu taktiği kullanmaya devam edebiliriz. 4-2-3-1'e dönebiliriz. Bir sonraki maçımız Mainz'la olacak. Mainz'la kendi evimizde mi oynayacağız? Evet kendi evimizde oynayacağız. 4-2-3-1 kullanırız Mainz'a e karşı. Etkili olmaya çalışırız. Yine biraz rotasyon da yapmamız gerekebilir Mainz maçında. Yorulan oyuncularımız var. oyuncuları da dinlendirmemiz gerekiyor. Onun için Mainz maçında biraz rotasyon yapıp o maçı o şekilde çıkacağız. Evet, sıradaki rakibimiz Mainz için de gözlemci raporu geldi. Yine üçlü bir sistemle oynayacaklar. Kanat oyuncularını kanat bek olarak oynatıyorlar. Kanat oyunu yapacaklarmış. Tamam. Hücum hattında 3 tane oyuncuları var. Bir tanesi ofansif orta saha, ofansif oyun kurucu ve çalışkan forvetle oynuyorlar. Peki, tamam. Mevcut halimizle devam edebiliriz bu maçta. Zayıf yönlerine bakacak olursak yenilen gollerde 20 maçta rakiplerin yaptığı toplam 13 asistin 5 tanesi yapılan ortalardan kaydedilmiş. Erken ortaları kullanabilir. Hava toplarında da kötüler. Ön sezi vizyon konusunda da sıkıntı yaşıyorlar. İlk kontrolleri de kötü. Ceza sahasının içinden asistler yapılmış. Ama ben ceza sahasının içinden yapılan asistleri kullanmayacağım. Biraz daha rakip ceza alanına top göndermeye çalışacağız. Erken ortaları kullanmaya çalışacağız ve rakibin ilk kontrolü vizyon özellikleri çok iyi olmadığı için rakibe baskı yapacağız. Sert bir oyun ortaya koymaya çalışacağız. O şekilde bir taktik anlayışımız olacak Mays maçı için. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde diğer maçlar da oynandı. Sıralamadaki yerimize şöyle bir bakalım istiyorum. 14. sıradayız. 4 maç sonunda 6 puan aldık. Galatasaray 35. sırada Fenerbahçe nerede? Fenerbahçe'de 19. sırada. Şimdi bu maçta dediğim gibi rotasyon yapmak istiyorum. Ama rotasyonu nasıl yapacağız bakalım. Yani hangi oyuncuları keseceğim bu maçta? Ona maç günü karar vereceğim. Top bizdeyken neler yapacağımıza çalışalım. Serbest vuruş savunması ve touch çalışabiliriz. Şimdi kadro seçim önerisi geldi. Şöyle bir ben de bakayım ama. Yani Gendry oynayabilir bu maçta. Fofana yerine İsmail Cömert'i oynatabilirim. Mikafaya yakalabilir. kalabilir. Loco yerine Vanderland'la mı çıksak? Vanderland da çok iyi durumda değil. Yani şöyle bir şey yapabiliriz bir dakika. İsmail Cömert yerine Burke. Ondan sonra sol tarafta sol stoperde Kikpiri. Sol bekte de bu maçta Mikafaya'yı kullanabilirim. Esugo kalabilir. Dion'un yerine Enguessan. Ama Esugo yerine de bu maçta Lamin Kamara'yı oynatalım. Posto iç yerine Makati oynar. Banza Forvet'te görev alacak. Harit olur. Buraya da İlyev ya da Dio olur. İlyev ile başlarız muhtemelen. Evet bu şekilde bir ilk 11 çıkarız maça yedekleri artık maç günü belirleyeceğim. Evet, kendi evimizde oynayacağımız Mainz mücadelesi için kadromuz hazır. Şimdi yedeklere şöyle bir bakıyorum. Van Derlan'ı çıkarıp buraya Loko'yu koyalım. Karitos'a bu maçta şans verebilir miyiz? Sanmıyorum. Verebileceğimizi düşünmüyorum. Karitos yine maç kadrosunun dışında kalacak. Tamam, sanki hazırız ya. Bu şekilde çıkacağız. Takımı bildirelim. Maça doğru ilerleyelim bakalım. Soyunma odasında oyuncularımızı bu maç için motive etmeye çalışalım. Şöyle bir yumruğumuzu sıkalım. Bu maçı kazanmamız gerekir. Başka bir sonuç kabul etmiyorum dedim. Forvet oyuncularıyla da konuşacağım. Bir de defansla konuşayım. Tamam. Bu arada rakip takım talimatlarını verdik mi? Verdik. Paul Nebel'e sıkı markaj vermeyelim. Ama Nebel'e belki sert oynayabiliriz. Hatta zayıf ayağına da yönlendirebiliriz. Bu şekilde maça doğru ilerliyoruz. Grunwalder Strasche'de kendi evimizde rakibimiz Mainz. Şampiyonlar Ligi'nden moralli döndük. Deplasmanda 2-1 kazandık maçı. Şimdi bu maçı da kazanıp bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Şöyle bir geniş özeti alalım. Taç atışını kullandılar. Uzun bir taç atışı geldi. Şimdi Harit. Topu aldı Harit. Yalnız bu arada ben çok hızlı girdim maça. Vereceğim talimatları vermeyi unuttum. Erken ortaları kullanacağız. Karışık orta yapacağız. Ve topa dalacağız. Evet, bu maç üzerinde bu şekilde bir oyun anlayışıyla çıkacağız sahaya. Enguessand, Kick Kikpiri. Kikpiri. Kikpiri kaybetti topu. Nebel. Wo. Anke Olsen. Onun pası. Anke Olsen bir kez daha. Şimdi Schlotterbeck. Sol tarafta Brown. Brown'un ortası. Raymond kafayı vurdu top dışarıda. Sanki pres attığını da öne çekmemiz gerekiyor. Şunu da şöyle ön tarafa doğru alalım. Daha sık önde savun da diyelim. Mista verdi Kikpiri'ye. Kikpiri topu çıkardı Mika Faye. Mika topu götürüyor Mika. Haydi Mika. Ortayı açmayı denedi. Hanki Olsen Barreiro. O top bizde kaldı. Lamin Kamara. Kamara vurdu. Kamara attı. 1-0 oldu. Füze gönderdi kaleye Kamara. Mükemmel bir şut. 1-0'ı buluyoruz. İnanılmaz bir şut vurdu ya. Gerçekten. Yani bu pozisyondan gol olur mu hiç beklentim yoktu ama çok sert vurdu. Golü attı Kamara. Aferin çocuklar. Aferin Kamara. 1-0 öndeyiz. İlyev geriye Kikpiri'ye. Kikpiri. Kikpiri oynadı şimdi. Kikpiri'de talimat var mı? Daha fazla tripling yap var. Geniş alanda oynayı kaldıralım. Mista. Mika. Arkaya doğru gönderdi. Vo. Barreiro. Spence aldı. Spence. Spence haritte kaldı top. Kikpiri. Piri. Piri. Harit'e doğru kötü bir pas, Spence, Barreiro, Schlotterbeck dışarı gönderdi. Daha fazla dribling yap talimatını da kaldıralım hatta. Kipiri normal oynasın. Mika kaybetti topu, Harit kazandı. Harit, Harit iyi bir pas, il yevden önce savunma. Aa penaltı. Hocam penaltı. Vallahi penaltı noktasında gösterdi hakem. Müdahale etmeyeceğim. Penaltı kim kullanacak? Simon Banza kullanacak muhtemelen ama bakalım İliyev de kullanabilir. Aa penaltı yok müsaade. <laughs> o kadar hazırladık kendimizi penaltı olacak diye. Penaltıyı kimin kullanacağına karar vermeye çalışıyorduk. Penaltı gelmedi. Evet çok da iyi oynamıyoruz bence. Top rakipte kalıyor. Maçın gidişatında maç momentumu da rakibi gösteriyor. Yani Lamin Kamara şapkadan tavşan çıkarıp bir gol attı. Onun dışında çok fazla gol beklentisi de yaratamadık. Makati'nin ortası Burke kafayı vurdu top dışarıda. Vo, Wo, wow, Hanke Olsen. Hanke Olsen. Verdi pası şimdi. Vo, Spence. Spence, Enguesan kazandı. Haydi Enguessan, iyi bir arapası. Enguessan, Enguessan kendi denedi. Orta saha oyuncularımızın özgüveni yüksek. Acaba erken ortalardan vazgeçip ce rakip ceza alanına paslaşarak girmeye denesek mi? Çünkü yapılan asistlerin büyük bir kısmı da rakip ceza sahasının içinden yapılıyormuş. Rapor öyle demişti bize. Bunu da kullanmaya çalışabiliriz belki. İlyev. Şimdi Kamara. Burke'ye verdi pası. Burke. Lamin Kamara baskı altında Gendrey, Makati, Makati Kamara'ya tekrar Gendrey. Şimdi Burke aldı. Burke Pası Makati aradan oynadı İlyev. İlyev Topu hala kendisinde. İlyev iyi bir pas. Makati rakibini geçti. Makati vurdu kaleci. Korner. Tehlikeli geldik. Ama golü atamadık. Harit. Ortaladı. Savunma. İlyev. indir o adamı. Raymond hala gidiyor. Raymond tek başına şimdi destek geldi ona. Geriye döndü Spence. Nebel. Vo derken highlight kesildi. Evet en azından rakibimizin etkinliğini kırdık. Yalnız biraz daha etkili oynamamız gerekiyor. Yeterli değil bu. İkinci yarıda İsmail Cömert'i oyuna almak istiyorum. İsmail Cömert'i alacağım. Burke'yi sigorta beke çekeceğim. Harit yerine de Boris Zagar sen geleceksin. Zagar'ı da burada kanat oyuncusu destek olarak oynatalım. Tamam. İkinci yarıya bu şekilde çıkacağız. İki tane regen oyuncumuzu oyuna aldık. Makati. Makati kaybetmedi topu. Makati'nin pası. Şimdi Simon Banza o kaybediyor. Makati'ye de ters ayaklı kanat oyuncusu destek diyelim. O ters ayaklı kanat oyuncusu olarak oynayabilir. Sol ayaklıydı. Şimdi İlyev, Vo, Zagar topu alacak mı? Evet Zagar'da kaldı top. İleri doğru gönderdi. Savunma vuruyor kafayı. Korner mi? Derken Brown geldi aldı topu. Ama o top yine bizde kalacak gibi. Makati. Burke'ye pas. Burke tekrar Makati'ye. İyi bir pas. İlyev döndü. İlyev Allah seni kahretmesin İlyev. Çok net bir pozisyonu kaçırdı İlyev. Şimdi korneri o kullanacak. Makati, taç. Gerçekten net bir pozisyonu kaçırdı İlyev. İlyev topun gerisinde. İlyev kaleci de kaldı. Banzayı da dinlendirmemiz gerekiyor şöyle yapalım. Banzayı çıkarıp Vallejo'yu alabiliriz. Vallejo'yu alıyorsak artık kesinlikle rakip ceza alanına yerden ortalar yapmamız lazım. Vallejo'nun boyu oldukça kısa. Hava toplarında etkisiz olur. Essugo'yu da oyuna alacağım. Essugo'ya da Kamara'nın yerini değiştireceğim. Başarabilirsiniz çocuklar. Şimdi kaleci uzun gönderdi. İsmail Cömert karşıladı. Manu Vallejo, Essugo, Makatiye. Burke topu aldı. Burke. Evet güzel. Esugo verdi pası Kamara'ya. Tekrar Esugo. Haydi Esugo. Götürüyor topu. Dön. Burke'ye ver. Ortala Burke. İyi pas. Kamara. Kaptırmayın da o topu. Burke. Burke sen oralarda ne arıyorsun oğlum? Geri. Zagar. Bindirsene. Evet şimdi İlyev. Zagar verdi şimdi Mika'ya. Mika yerden ortaladı. İlyev attı golü. İlyev'in golü 2-0. İşte bu be. İşte bu. Helal olsun çocuklar. Pastaşa pastaşa dokuya dokuya geldik. Zagar Mika'ya bıraktı. Mika'nın çevirdiği top. İlyev golü attı. Süpersiniz çocuklar. Süpersiniz. Oyuncu değişikliği hakkımız var mı? Var. İlyev de yorgun. Dio'yu alalım oyuna. İlyev bugün üzerine düşeni yaptı. Golünü de attı. Dio'yu oynatalım. Burke. Esugo. Kamara Dio'ya. Dio. At Dio. Dio vurdu direkt. Top patladı top. Şimdi kick piri. Derken highlight kesildi. İsmail Cömert de çok kötü oynamıyor ki 7'ye çıkardı reytingini. Boris Zagar 6.7'de kaldı. Sallay döndü geriye Leish Barreiro aradan oynadı ne bel dışarı gönderdi. İsmail Cömert'in fiziksel özellikleri çok kötü değil, onun için ona forma şansı verebiliriz. Ara ara bunu yapmaya çalışıyorum. Yani süre aldığı maçlarda da kötü bir performans ortaya koymuyor İsmail Cömert. Onu biraz daha fazla kullanmaya çalışabiliriz. Şimdi vo Barreiro'ya verdi, tekrar aldı vo. Artık maç bitecek. Barreiro. Oh, hocam bitir. Daha süre bitmedi ama son dakika içerisindeyiz. Herhalde bu highlight son highlight olacak. Sallahi aradan oynadı İsmail. Aferin İsmail. Aferin oğlum. Esugo çok iyi gördü Boris'i. Boris döndü geriye Mika. Mika Boris içeri koşuyor. Mika ortaladı yine. Makati'den önce savunma ve maç bitiyor. Evet kendi evimizde Mayz'a karşı 2-0'lık galibiyetle ayrılıyoruz sağdan. Ki oldukça iyi oynadık bu maçta. Rakibe şans vermedik. 5 tane şut çektiler ama isabetli şutları yok. Biz 1 tane mutlak gol pozisyonu 3 tane de gol pozisyonu ürettik. 12 şutumuzun 8 tanesi isabetliydi. Ediler Bey'de tebrikler beyler İyiydiniz diyeceğim. Böyle devam edeceğiz. Dortmund hata yapmadı. Onlar da kendi evlerinde Bayer Leverkusen'i 3 0la geçtiler. Bakalım Bayern Münih eğer puan kaybı yaşarsa ligin zirvesinde kalabiliriz. Eğer maçlarını kaybederlerse tabii Bayern Münih'in kaybetmesi sürpriz olur. Şimdi biz yine maç kadrosundaki oyuncuları seçip dinlenme verelim. Bir günlük dinlenme vereceğim bu oyunculara. Unutmadan şöyle bir taktik ekranına gelelim. Burada Kickpeer'den Geniş alanda oynama talimatını ve daha fazla dripping yap talimatını kaldıracağım. Onun dışında müdahalelerde sert ol demişiz. Tamam. Burayı da 3. bölgeye çekelim. Pres hattını öne çıkaralım. Ayakta savun kalabilir ama önde pres yapalım. Evet tamam bu şekilde kalabilir bence bu. Burayı kaydedelim. Kastım diye bu talimatları kaydedelim. Evet bu taktiği kullanmaya devam edeceğim. Ki son maçta güzel işler yaptık bu taktikle. Şimdi bizim sıradaki maçımız Hoffenheim ne olacak? Ama iki haftalık bir ara var. Milli takım arasına giriyoruz. Sakat oyuncumuz var mı? Şu anda Kamara sakat. Ama onda sakatlığı için uzun bir süreye ihtiyacı var. 6 hafta 2 ay arasında sahalardan uzak kalacak. Bu arada burada dikkat etmemiz gereken ne var? Şurada Osto için iş yükü ağır. Onu ortaya çevirelim. Makati'nin de tamam bu şekilde kalabilir. Hoffenheim. Evet, Hoffenheim maçına yaklaşırken maalesef kötü bir sakatlık haberi geldi. Valentin Gendre'ye kasık zorlanmasından dolayı 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Sağ ve oyuncumuz Gendre'yi kaybettik. Zor bir deplasman bizim için Hoffenheim deplasmanı. Yani rakibimizin ligdeki durumu da çok kötü değil. Şu anda onlar da üst sıralardalar, 6. sıradalar. Onun için zorlanacağımız bir maç olacak. Bu sakatlık da çok iyi olmadı. Sanki yine İsmail Cömert'i kullanabilirim. Yani Gendry'in sakatlığında İsmail Cömert'e forma şansı verebiliriz sabekte. İsmail'in boyu nasıldı? Buradan bir bakalım. 1.87 hava toplarında da etkili bir oyuncu. İsmail'i sağ tarafta kullanabiliriz bence bu maçta. Onu değerlendireceğiz. Şimdi Hoffenheim'le ilgili gözlemci raporu da geldi. Veri merkezinden oyun sistemlerine bakacak olursak. ileride 3 tane oyuncuları var. Yaratıcı forvet, çalışkan forvet ve ofansif orta sağ. İki yönlü bek ve kanat bek kullanacaklar. Kenar stoperi Ensoki'yi biraz daha hücuma gönderiyorlar gibi. Burada boşluk bırakabilirler. Ozan Kabak kenar stoper savunma rolünde oynuyor muhtemelen. Peki zayıf yönlerde ne diyor? Yerinden gollerde 13 asistin 4 tanesi sol kanattan kaydedilmiş. Sanıyorum ki buradaki problemden bahsediyor bu raporda da. Vücut sindirliği, çeviklik, dayanıklılık konusunda sıkıntıları var. Yüksek tempolu oynarsak sanki iyi olacak gibi orta yapma konusunda problem yaşıyorlarmış. 13 asistin 4 tanesi de yapılan ortalardan kaydedilmiş diyor. Peki sanki bu maçta 4-4-2 de çıkabiliriz gibi kanatları daha etkili kullanmaya çalışabiliriz. Özellikle bizim sağ kanadımızdan etkili pozisyonlar üretebiliriz. Onu yapmaya çalışacağız bu maçta. Orayı kullanmaya çalışacağız. Bir sakatlık haberi de yedek kalecimiz Kerla'dan geldi. O da 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Sakatlık haberleri geliyor. Yani Gendrey'in sakatlanması kötü oldu. Ama Kerla'nın sakatlanması o kadar da can sıkıcı bir haber değil. Üçüncü kalecimizdi kendisi. Evet 4-4-2 dizilişçi çıkarız bu maça muhtemelen. Sağ tarafta Burke'yi kullanmamı öneriyorlar. Ofana, Faye ben sağ tarafta muhtemelen... İsmail Cömert'e forma şansı vereceğim ama bu dizilişi kabul edelim. Orayı değiştiririz. Evet, deplasmanda oynayacağımız mücadele 2 oranla rakibimiz favori çıkıyor. Bizim oranımız da 2-62. Yani rakibimizin form durumunda çok kötü değil. Zaten dediğim gibi ligde de 6. sıradalar. Sıralamada iyi bir yerdeler. Biz de son 5 maçta sadece 1 maç kaybettik. O da Bayern Münih deplasmanı. Özellikle Inter galibiyeti takıma moral depoladı. Bu maçta da galip gelmeye çalışacağız. Evet, kadromuzu belirledik bu maç için hücum hattında Banza ve Vallejo ikilisi olacaklar. Sağ tarafta standart bek pozisyonunda İsmail Cömert'i kullanacağım ama İsmail Cömert'i sigorta bek olarak da kullanabilirim. Ya da şöyle de yapabiliriz. Fofana'yı sağ tarafa çekip İsmail Cömert'i stoper pozisyonuna çekebiliriz. Bu da olabilir. Böyle kalsın. Bu daha iyi olacak gibi. Şimdi bu maçta neler yapacağız? Bence sağ kanadı kullanmaya çalışalım. Onun dışında şöyle bir rakibe gelelim. Delapa'da sıkı markaj yapalım. En de şiddetli pres yapabiliriz. Tamam bence hazırız. Maça bu şekilde çıkacağız. Hadi bakalım. Soyunma odasına doğru gidiyoruz. Oyuncularımızı bu maç için motive etmeye çalışalım. Yine mevkiler bazında da konuşalım oyuncularla. Evet. Banza haricinde bütün oyuncuları etkilemeyi başardık. Son haftalarda deplasmandaki başarınızın temel sebebi nedir? Çok çalışmamızdan kaynaklanıyor diyeceğim. Eğer gol atabilirseniz maçı kazanmak için şansınız olur dedik ikinci soruya da. Hoffenheim deplasmanında maça başladık. Hemen dengeli oyun anlayışına da dönelim. 4-4-2 dizilişiyle sahadayız bugün. Bakalım rakibin kanatlardaki problemlerini kullanmaya çalışacağız. Tabi kolay bir maç değil. Hoffenheim deplasmanı zor bir deplasman. Onların da ligde durumları da iyi şu anda rakibi kendi yarı sahasına itmeyi başardık. Top genelde bizde kalıyor. Ama rakip kareye şut gönderemiyoruz. Bunun da sebebi muhtemelen hücum genişliğimizin dar olması. Hücum genişliğini biraz dara çekelim. Pas şeklini biraz standarlı çekip tempoyu da arttıralım. Bu şekilde hücumda daha etkili ataklar yapmaya çalışalım. Derken maç momentumu rakibe geçiyor gibi. Evet ilk yarıda şimdiye kadar bir şey izleyememiştik ki ilk highlight 27. dakikada geliyor. Ozan araya oynadılar. Beyer çok iyi pas. Can uzun. Can çevirecek mi içeri? Savunma orada müdahaleyi yaptı. Yalnız bir dakika. Savunma hattını biraz geriye çekip daha sık önde savun diyelim. Topa da dalarak oynayalım. Yani hücum hattında 3 tane oyuncuyu bulunduruyorlar iki tane stoperle kaldığımızda burada sıkıntı yaşıyoruz. Onun için hücum hattını bir tık geriye çektim. Hatta belki merkez orta sahadaki oyuncuları da bir tık geriye çekebiliriz. Esugo top kazandı. Ofana. Onun pası Ostoic. Ostoic top hala kendisinde. Şimdi bastı. Esugo. Ofana geriye doğru. iyi bir pas Ostoic'e ama gelmedi top. Ensoki Geriye. Hata gelir mi? Gelmeden oldan ileri gönder topu. Loco Dio'ya. Dio, Dio harita e doğru kötü bir pas. Hata geldi. Vallejo kullanamadı. Dio. Harit. Harit döndü. Pası verdi. Vallejo yerde kaldı. Hakem devam diyor. Evet, ilk yarıda çok da etkili olduğumuz söylenemez. Sadece bir şut gönderebildik. O da çok fazla gol beklentisi yaratmadı. Rakibimizin de isabetli şutu yok. Rakibi durdurmayı başardık evet ama biz de etkili ataklar geliştiremiyoruz. Şimdi şöyle bir şey deneyebiliriz belki. Dio'ya burada ofansif oyun kurucu destek diyelim. Amin hariti çıkarıp Boris Zagar alalım. Zagar da kanat oyuncusu, hücum olarak oynasın. Loco da standart bek desteğe dönsün. Bir de pozitif futbola dönelim. İkinci yarıya bu şekilde çıkalım. John verdi pası Ensoke. Grealish. Caceres. Fofana ya da Sivorta bek savunma diyeceğim. Ensoke. Ensoke. John. Fofana. John geri aldı topu. Banz'a geldi oraya. Banz'a merkeze doğru çok kötü bir pas. Top Ozan'da kaldı. Şimdi Ç ile taç atışını kullanacaklar. Delap. Take top mista. Biz yine dengeli de oynayalım ya. Rakip de etkili geliyor çünkü. Başarabilirsiniz çocuklar. Ensoki Delap. Can uzun. Şimdi Delap. Delap. Geriye Ensoki'ye. Aradan Delap mı İsmail Cömert? Çok iyi müdahale İsmail'den. Ostoyic. Ostojic topu taşıyor Ostojic. Ostojic ne yaptın? Sakatlandı dışarı atın topu. Fair play dışarı ya. Ne yapıyorsunuz? Aa hücum yapacaklar. John. Great Ozan Kabak. Hocam offside var. Böyle bir şey olur mu ya? Adam orada yerde yatıyor. Sanki gol geçerli gibi ama İptal iyi bari. Terbiyesiz adamlar ya. Tamam. Osto içi çıkarıyoruz. Onun yerine Makati oyuna girdi. Yalnız Makati oyunu aldıysak Makati hücuma çekelim. Burayı da hücuma çekelim. Makati'ye ters ayaklı kanat oyuncusu destekleyeceğiz. Banza kalsın. Bir süre daha kalsın Banza. Vallejo ile ya şöyle yapabiliriz aslında. Direkt buna dönebiliriz. Zagara burada kanat forvet hücum diyeceğim. Valle o yerine de Engwesson oyunu alacağım. Fofana'yı çıkaralım. Fofana'yı çıkarsak kimi alabiliriz buraya? Kimseyi alamıyoruz. O zaman Fofana kalacak. Tamam bu şekilde devam edelim bakalım. Taktik anlayışımızı değiştirdik. Şöyle bir saatte forvet diyeceğim Banza'ya. Yapabilirse eğer. Dio. Makati. Dio. Dio savunmadan döndü. Makati. Onun pası İsmail Cömert. Şimdi Banza'nın savunmayı oradan çıkarmasını istiyorum. Yani bir şekilde savunmayı çekmesi lazım Banza'nın dışarıya doğru. Yardımcı forvet destek mi? Saatte forvet destek daha iyi yapar bunu ama. Bakalım Banza bunu yapabilecek mi? Banza onu yapamazsa eğer İlyev'e oyunu alacağız. Zaten Banza yoruldu. İsmail Cömert, Enguessan, Fofana aradan oynadı. John, Prömel ileri doğru gönderiyor. İsmail aldı topu şimdi İsmail. İsmail hata yapma. Merkezde diyor kendini gösterdi. Mika. Pas Loko'ya. Loko. En geriye dönüyor. Orada Mista. İsmail. Enguessan. Çok yalnız. Sınırlarda geziyoruz bu paslarda. Loko. Bindirin işte. Loko merkezi şimdi Enguessan. Haydi Enguessan. Ver pası. Enguessan hala top kendisinde. Loko Banza'ya bıraktı. Banza kaçırıyor. Tamam Banza'cığım. Yorgunsun zaten. Seni zorlamayalım. İlyev girsin. İlyev ile Dio'nun pozisyonunu değiştirelim. Dio çünkü saatte forveti daha iyi yapabilir. Değil mi? Saatte üç 3.5 yıldız oynuyor diyor. Haydi çocuklar. Haydi. Ozan Kabak. Oyunculara bir seslenelim. Başarabilirsiniz diyelim. kaserası arkaya doğru. Beyer. Beyer. Aman aman İsmail uzaklaştır. Ozan. Bir orta daha geldi. Mista. Prömel mi? Evet. Dio vurdu kafayı. Bu arada daha sık oyunda savunlayacağım. İlyev. Dio'ya bıraktı. Dio. Makati. Onun pası şimdi Fofana. Fofana dönebilecek mi? Döndü. Makati iyi yere pas. Enguessan karıcın oldu kaldı. Enguessan şansını denedi ama top nolda kalıyor. Breit out. out dışarı gitti top. Aman aman Mikafaya'dan dışarı gidiyor. Şimdi Breit out. İleri doğru kaleci boşa çıktı. Ne yapıyorsun Mista? Zalay, Prömel, Canuzun, Insoki, Prömel. Sanki dengeli oyun anlayışına dönsek mi? Ç, Canuzun, yok ya ben hücum ağırlıklıya döneceğim hatta. Ters ayaklı kanat oyuncusu hücum diyeceğim buraya da. Risk aldık ama bakalım ne olacak. Loko. Loco döndü geriye kötü bir pas ama Enguessan kaptırmadı. Enguessan şimdi kaptırıyor. Sonra kazanmaya çalıştı. İçeri de döndü Ozan. Bizde kalmalı. Delap indirdi canuzuna. Can pası can. da verdi Ç. Savunma arkasına doğru B yer. Loco oradaydı. Ç. Tekrar B yere. B yer. Kalecimiz daha. Risk almaya devam ediyorum ama Bilmiyorum ne olacak Breithaupt Corner'ı kullanacak şimdi Ortayı açtı Mista çıktı ve aldı topu Hızlı Hızlı elden çıkar Haydi Mista 90 artı 5 Oyuncuları bir berbatsınız diyeceğim son dakikalarda Fofana, Esugo bir kez daha Fofana Şimdi Esugo çevirdi. Makati vurdu savunma. Prömel. Prömel. Ama o topu çıkardılar oradan. Artık son bir highlight. Maç bitecek galiba. 90 artı 5 geride kaldı. İsmail. Ofana. Geriye İsmail'e. İsmail. Esugo. Bir kez daha İsmail. Ofana. Esugo. Top çeviriyoruz artık. Beraberlik bize yeter diyor oyuncular. Evet. 0-0 berabere kaldık. Ligdeki durumumuz ne oldu? Maçtan sonra ona da bakacağım. Performansınızı beğenmedim çocuklar. Evet. Hoffenheim'la 0-0 berabere kaldık. 12. hafta sonunda 3. lüğe geriliyoruz. Dortmund 3-0 kazandı deplasmanda. 29 puanla 2. sıradalar. Bayern Münih 34 puanla 1. sırada. Biz de 29 puanla 3. sıradaki yerimizi aldık. Evet bu sezon bizim için yine zor geçecek gibi görünüyor. Şimdi kadroya bir gelelim. Oyuncularımızı bir dinlenmeye gönderelim. Bu arada İsmail Cömert'in son maçtaki performansına bakmadım. Son maçta 7.2 ile mi oynadı? Evet, Hoffenheim maçında yine 7.2 ile oynadı İsmail Cömert. Yani forma şansı bulduğunda değerlendiriyor gerçekten. Ona forma şansı vermeye devam edeceğim onun için. Evet şimdi Hoffenheim maçını geride bıraktık. Sıradaki maçımız Nice'le olacak ama bu maçı bir sonraki bölümde yapacağız arkadaşlar. Artık bu bölümün burada sonuna geldik. Şöyle bir kapatmadan takım dinamiklerine bakmamız gerekiyor. Mutluluk durumunda Kick Piri aldığı formu süresinden dolayı endişeli. Onun dışında yine antrenmanlardan dolayı endişeli olan oyuncular var. Onlar çok önemli değil. Şöyle kadroya gelelim. İsmail Cömert'in profilinde bu bölümü kapatabiliriz. Evet bu bölümün burada sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Uzun bir ara vermiştik. Bir aylık bir aradan sonra 1860 Münih kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet ben bir sonraki bölümde Nis maçıyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Futbolla kalın.